Geçtiğimiz programda borsamızın 4 tane projesi var demiştik. 4 projemiz var. Ha. Bu projelerin 2 tanesini tamamladık. Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, göreve geldiklerinden bu yana üzerinde çalıştıkları 4 projenin ikisini gerçekleştirdiklerini, diğer 2 projeyi de yakın zamanda hayata geçireceklerini söyledi. Borsamızın 4 tane projesi var demiştik. 4 projemiz var. Ha. Bu projelerin 2 tanesini tamamladık. Süloğlu'ndaki yerimizdeki kan tarımızın mevcut yerine TOKİ binalar yaptı. Yaptığından dolayı kantarımızın yerini değiştirmek durumunda kaldık. Ha. Bu kantarın yerini değiştirirken alımla ilgili de oradaki üyelerimiz ve üreticilerimizin rahat bir şekilde alışverişlerini yapabileceği bir yapı kuralım dedik. Ondan sonra Süloğlu'da yapmayı düşündüğümüz projemizi gerçekleştirdik. Çok güzel. Şu anda hizmet eder pozisyonda. Ve de açılışını ilerleyen günlerde yapacağız. Güzel bir kantar alım salonu 29 Haziran itibariyle hizmete geçti. Öztürk televizyonumuzda katıldığı Tarım Saati programında Edirne Ticaret Borsası'nın çalışmalarını anlattı. Program sorumlusu Atilla Bilgin'in sorularını cevaplandıran Öztürk, canlı hayvan borsasının Türkiye'nin ilk ve tek borsası olma özelliğine sahip olduğunu, 2010 yılında faaliyete geçirilen modern tesislerde faaliyetini sürdürdüğünü kaydetti. Edirne Ticaret Borsası bünyesindeki canlı hayvan borsası Türkiye'nin ilk canlı hayvan satış borsası olup hala da tek olma özelliğini koruyor. Şu andaki modern tesislerimiz de 2010 yılında hayata geçiyor. Evet. Tesislerde gelen hayvan sayısına göre haftanın şu anda 2 günü ama sayı arttıkça her günü satış yapabilecek bir durumumuz söz konusu. Göreve geldiklerinden bu yana 4 proje üzerinde çalıştıklarını ifade eden Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, çelik siloların kapasitesini 30 binden 40 bin tona çıkardıklarını, amaçlarının üreticilere en iyi hizmet vermek olduğunu söyledi. Öztürk, üzerinde çalıştıkları 2 projeyi de en kısa sürede hayata geçireceklerini açıkladı. Mevcutta Edirne Depoculuk AŞ'de 30 bin ton kapasitemiz vardı. Oradaki kapasitemize 10 bin ton daha ilave ettik. 5 tane 2 bin ton kapasiteli çelik silo ilavesini yaptık. Şu anda aktif hale geçirdik. Toplam kapasitemizi 40 bin tona çıkarttık. Lisanslı depoculuk faaliyeti yapacağımız yer Edirne Depoculuk AŞ. Evet. Lisanslı depoculuk ne anlama geliyor? Özellikle üreticilerimizin ürünlerini harman döneminde ya da diğer dönemlerde getirip bu lisanslı depolara teslim ettiklerinde kendilerine elektronik senet düzenliyoruz. Harman döneminde özellikle maalesef ki fiyatlar düşüyor. Düşük fiyattan ürününü satmak zorunda kalmıyor. Mevcut merkez borsamızda bizim üyelerimizin, tüccarlarımızın depoları ve dükkanları var. Ve de baktık ki bu depolar özellikle küçük depolar. Geçtiğimiz yıl yağışlardan dolayı ciddi üyelerimizde zararlar, hatta oradaki ıslanan malları çöpe atmak zorunda kaldılar. Biz de bunların tespiti doğrultusunda ve de üyelerimizle görüşmemiz sonucunda orada bir yatırım yapmayla ilgili yönetim olarak, meclis olarak karar aldık. Şu andaki yatırımımız mevcut depolarımızın yanındaki bulunan alanımıza 13 adet 500 metrekarelik Avrupa standartlarında yatay depo yapacağız oraya. 6500 metrekare alanı kapatacağız. Bununla ilgili ihale yaptık. Tekliflerimizi aldık. Artık son noktaya getirdik. Yakında iş makinelerini sokup hızlı bir şekilde inşaatını gerçekleştireceğiz. Son proje olarak da Damızlık Hayvan Satış Borsası. Bu bizim çok önemsediğimiz bir proje. Edirne Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği ile ortak yapacağımız bir proje. Evet. Biz üreticilerimizin damızlık hayvanlarını buraya getirip nasıl canlı hayvan borsasında açık arttırma usulü satıyorsak, buraya getirip bu hayvanları Türkiye genelinde damızlık hayvan ihtiyacı olan insanları buraya getirerek, hatta ileride internet ortamından satış yapılmasını sağlamak amacımız. Ve de bu üreticilerimizin hayvanlarının çok daha değerli satılmasına
neden olacak. Damızlık anlamında ihtiyacı olanların buradan tedarik etmesine bir şekilde fayda sağlayacak. Diğer taraftan hala da maalesef ki Türkiye olarak ciddi bir dövizi biz yurt dışına göndermek durumunda kalıyoruz. Damızlık ithalatı yaparak bir nebze de olsa bunun da önüne geçersek ne mutlu bize diyeceğiz hocam.